Popov benim için bir rapor hazırladı mı? Hayır. Çoktan hazırlamalıydı. Yana yakında bitireceğimizi söyle. İlerleme kaydediyoruz. Ancak Güney Pasifik haberleşme kablosu 25 santim kalınlığında. Yeterli gelmiyorsa hızını 100'e çıkart. Bu hızla delgeye, denizaltına ya da her ikisine de zarar veririz. Üstelik çok fazla gürültü olur. Yerimiz belli ederiz. Sana fikrini soran olmadı Popo. Bir saat içinde o şeye ulaşmak istiyorum. Anladın mı beni? Elimizden geleni yapın. Daha fazlasını yapın. Görevin tamamlanmasını istiyorum derhal. Seni çekici buluyor olabiliriz ama kesinlikle bir deniz biyoloğu değilsin. Efendim ben gerçekten... Bitir şu işi yana. Emredersiniz efendim, anlaşıldı. Yüzbaşıyı duydunuz. Maksimum hıza geçin. Bana pergel getir. Emredersiniz. Bir sorun var yüzbaşım. Yana neler oluyor? Seni dinliyorum. Delgi efendim. Bu kadar yüksek bir hızı kaldıramaz. Ben kararımı verdim. Emirlere uyun. Bize doğru geliyor. Gelen şey ne büyüklükte? Çok büyük. Öyleyse gidip bir bakalım. Hadi acele edin. Bekleyin. Hey, açın kapıyı. Açın. Diğerleri ne olacak? Kapa çeneni yoldaş. Hey! Lütfen! Kapıyı onlar açın! Onlar çoktan öldü. Hey! USS Shaw gemisi. Hawaii'den yaklaşık 1000 mil açıkta. Bugün etrafınızdaki yeni yüzlere bakmanızı istiyorum. Onlar sizin erkek ve kız kardeşleriniz. Birlikte görev yapıp birlikte savaşacaksınız. Birlikte gülüp birlikte ağlayacaksınız. Burası sizin eviniz. Ve ben sizlerle aynı gemide görev yapmaktan gurur duyuyorum. Şimdi deniz açılırken... Her birinizin korumak için savaştığınız şeyi düşünmenizi istiyorum. Çünkü size güç verecek olan şey budur.
asla pes etmemenizi sağlayacak şey budur. Temel ilkelerimizi hatırlamanızı istiyorum. Onur, cesaret ve bağlılık. Donanmamızı farklı kılan bunlardır. Neden buradayız? Yerleri yaşasın diye! Hurra! Hurra! Şimdi çok özel konumuzu sizlere takdim etmekten zevk duyarım. Amiral King, bugün yeni aday karşılamasında amiral kadar sizler de büyük gurur duyuyor olmalısınız. Dikkat! Denizciler rahat. Teşekkürler yüzbaşı. Hepiniz uzun bir yoldan geldiniz. Ve şimdi açık denizde sınanacaksınız. O yüzden dikkatli olun. Bir hata hayatınıza mal olabilir. Daha büyük bir hataysa bundan daha fazlasına mal olabilir. Tek istediğim gözlerinizi dört açıp arkanızı kollamanız. Burada olmaktan ve sizlerle görev yapmaktan gurur duyuyorum. Bu benim son seferim olabilir. Bunu anlamlı kılalım. Bu yıl efendim, pek çok... Şimdi sırası değil Valier. Sefere çıktım. Tabii efendim, sadece bir sorun var. Bu seferde de sizlerle birlikte olmaktan... Ne sorunu? Radarda bir şey tespit ettik. Sanırım görmelisiniz. Ne biliyoruz? Pek bilgi yok efendim. Ne kadar aşağıda? Bir denizaltı mı? Emin değilim efendim ama bir ses tespit ettim. Ses mi? Ne sesi? Ne kadar oldum Noz? Yaklaşık 3 dakika efendim. Hala bulamadın mı? Deniyorum. Tanrı aşkına neler oluyor? Dikkat! Rahat. Neler oluyor? Yabancı bir sinyal. Henüz bulamadık ama derinde. Ne peki? Üzerinde çalışıyoruz efendim. Pekala. Sesini duymadan çalışabilir miyiz? Denizaltı ya da drone olduğunu düşünüyoruz. Ama derinliğine bakılırsa drone olamaz. Biz sinyal alıyoruz efendim. Ne uzaklıkta? Yaklaşıyoruz. Sadece şuna bakar mısın tabii lütfen? Bu mu? Dikkat, selam durun. Rahat. Yüzbaşı nedir? Denizaltıya benziyor. Ne yapacaksınız? Üzerinde çalışıyoruz. Valier bana ne verebilirsin? Söylemek zor efendim ama sanırım tam üstündeyiz. Ne düşünüyorsunuz? Bence bakmalıyız. Lynch. Evet efendim. Bırak da amiral konuşsun, olur mu? Ruslar bu civarlarda uzun zamandır çalışıyorlardı. Ama şimdiye kadar sağlam bir kanıt bulamamıştık. Onlar mı? Öğrenmemiz gerek. Bu işe girersek temizlemek zorunda kalırız. Ve NATO tepeme binmeden önce bu işi bizim halletmemizi tercih ederim. Ya da başkan. Evet, o da var. Bu işi çözeceğiz. Dalışçanını indirebilirim efendim. Amiral, izin verirseniz kumandanımla özel olarak görüşmeliyim. Pekala, beni haberdar edin. Bir komutanla böyle konuşamazsın. Özellikle amiral yanındayken, anladın mı? Üzgünüm efendim. O şeyi gerçekten suya indirmek istiyorsun değil mi? İstiyorum efendim. Geliştirilmesine yardım ettim. Hatırlatmaktan asla vazgeçmeyeceksin. Pekala, düşüneceğim. Teşekkür ederim efendim. Önce drone'ları gönderin. Bakmaya değer bir şey varsa seni göndermeyi düşünürüm. Emredersiniz. Gönderdim bile. Anlamadım kumandan. Ben... Dronların hazırlanmasını emretmiş olabilirim efendim. Kumandan! Efendim, benden bunu isteyeceğinizi tahmin etmiştim. Emir nedir biliyor musun? Evet efendim. Ben söylemeden hiçbir şey yapmayacaksın, anlaşıldı mı? Evet efendim. Sana verilmeyen emri alamazsın, anlaşıldı mı kumandan? Evet efendim. Oraya Munoz'a gitmeni ve dronları izlemeni istiyorum. Ama ben söylemeden hiçbir şey yapmayacaksın, anlaşıldı mı? Evet efendim. Bu hala benim gemim. Çıkabilirsin. Drone ne kadar aşağıda? Yaklaşık 4000 metre. Canlı yayına geç.
Bu nedir Munoz? Nerede efendim? Üçüncü kadranda. Işığı gördün mü? Bir yansıma mı bu? İşte orada. Yakınlaştır. Bora'ya iki sınıfı bir denizaltıya benziyor. Darbe almış. Pekala, bunu yüzbaşıya iletelim. Beklettiğim için üzgünüm amiral. Biliyorsun ki şu an ülkelerimiz arasında gerginlik var ve Ruslarla ilgili bir şey yüzünden mecliste görüşmek istemiyorum. Anlaşıldı efendim, ama eğer Ruslarsa... Ve haberleşme attı. Evet efendim. Savunma Bakanlığı'yla bir toplantım var. İşim bittiğinde yine gelirim, tamam mı? Elbette. Demek bu son seferin. Evet efendim. İhtiyarlıyorum ve emeklilik için sabırsızlanıyorum. Evet, al benden de o kadar. Umarım birlikte aynı sahilde oluruz. Hey, dinle. Linç'i dert etme. İyi olacaktır. Olacaktır efendim. Yani görünüşe bakılırsa... Evet. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bunu ne yapmış olabilir? Belki de bir torpido. Tamam. Peki ateşleyen ne? Denizaltının bölme kapısı kapanmış gibi görünüyor. Sağ kalan olabilir mi yani? Teoride evet. Pekala. Yüzbaşıya haber vereyim. Gerek yok. Dikkat. Rahat. Lynch benimle gel. Valyen, taktik harekat subayı mı derhal güverteye çağır. Emredersiniz. İyi iş çıkardınız. Teşekkürler efendim. Orada olmalarının tek sebebi casusluk olabilir. Amiral, Güney Pasifik haberleşme hattına sızmaya çalıştıklarını düşünüyor. Nedense hiç şaşırmadım efendim. Jameson, sen de bize katıl. Efendim, hanımefendi. Deniz altına baktınız mı? Baktık. Ruslar mı? Öyle görünüyor. Ekibimi hazırlayayım mı? Ruslardan sağ kalan varsa sorun çıkabilir. Henüz değil. Yine de hazır olsunlar. İşler çabuk değişebilir. Üzgünüm efendim ama yapabilecek durumdaysak o halde... Kusura bakmayın kumandan ama kurtulanlar olduğunun garantisi yok. Kurtulan olmadığının da garantisi yok. Evet ama müdahale etmezsek ölecekleri kesin. Evet, ölebilirler. Bu riski göze almışlar. Jameson. Üzgünüm efendim. Bunların hiçbiri aşağı inmemize engel değil. Sizi anlıyorum kumandan. Ama Rusların ne getirdiği ya da haberleşme hattından aldıkları şeyi korumak için ne yapacakları belli olmaz. Ama bu onları kurtarmamıza engel değil. Anlaşıldı. Ben bu riski almaya razıyım efendim. Demek öyle. Sırf o suya girmek için diğerleri kadar kendi hayatında riske atmaya razı mısın peki? Evet efendim. Sorumluluğu üstleniyorum. Çok cesurca ama eminim işlerin böyle yürümediğini biliyorsundur. Efendim, beni tek başıma gönderin. Dalış çanını hazırla. Yanına iki kişi daha al. Emredersiniz. Ama beni dinle ve dikkatle dinle. Seni aşağı göndereceğiz. Orada kumanda sende olacak. Ama getirdiklerin karaya çıkana kadar hücrede kalacaklar. Anladın mı beni? Evet efendim. Bu geminin kaptanı hala benim. Ben ne dersem o. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Jameson, Mansfield hazırlansın. Emredersiniz. Yanındakilerden biri o olacak. Sağ olun efendim. Gidebilirsin. Mürettebat görev yerlerine. Tekrar ediyorum. Bütün mürettebat görev yerlerine. Tüm mürettebat görev yerleriyle ilgili rapor versin. Basınç göstergeleri devrede. Yedek motorlar kontrol edildi. Rota bilgileri kontrol edildi. Her şey tamam. Hazır. Pekala. ISDS nedir?
Elektroşok savunma sistemi. Cenk'le birlikte çanın içine bir Faraday kafesi kurduk. Elektroşok patlamalarını savunma amaçlı kullanabiliriz. Bu harika. Demek dışarıdaki çubuklar bundanmış. Sorun şu ki batarya rezervine bağlayamadım. Plana bağlı kal Lynch. Her zaman yüzbaşım. Yardımımız olacaksa orada kendine fazla güvenme. Emredersiniz. Yüzbaşım, görüyor musunuz? Baktığım şey nedir? Şeye benziyor sanki... Isırık izi gibi mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Nasıl bu kadar büyük olabilir? Hiçbir fikrim yok. Deniz altına yaklaşıp bağlanıyoruz. Onaylıyorum. Yavaş ol. Hizalandık. Bağlandık. Munoz, hava kilidini onayla. Onaylandı. Kilitlendik. Hazırız. Anlaşıldı. Çan kapağı açık. Denizaltı kapağına ilerliyoruz. Bir şey görüyor musunuz? Hayır efendim, bir şey yok. Aman Tanrım. Dilimizi bilen var mı? Biliyorum. Yaralı var mı? Diğerlerinin hepsi öldü. Yukarı gelin. Lynch, iyi misiniz? Munoz, ayrılma için hazır ol. Lynch, kumandan cevap verin. Hazır. Şimdi. Lynch. Biz iyiyiz efendim. Denizaltı devrilmeden ayrıldık. Kaç kişi kurtardınız? 3 kişi. Hepsi kötü durumda görünüyor ama yaralı yok. Orada neler oldu? Saldırıya uğradık. Saldırı mı? Ne saldırdı? Sanırım bir köpek balığı. Bir ne? Köpek balığı mı dedi? Evet, köpek balığı. Ve çok büyük. Pekala. Önce bana orada ne aradığınızı söyler misiniz? Biz... Balina yakalıyorduk. Araştırma için. Yukarı çıkmalıyız. Hemen. Burası güvenli değil. Demek hikaye bu. Araştırma, ha? Evet. Köpek balığı bizi tekrar bulmadan sudan çıkmak zorundayız. Sizi gördüğümüz için şanslısınız. Şimdi yukarı çıkacağız ama yüzbaşına daha iyi bir hikaye anlatın. Mansfield... Balinacılarımıza göz kulak ol. Emredersiniz. Tamam Daniels, bizi yukarı çek. Yüzbaşım, Ruslar buna bir köpek balığının yaptığını söylüyor. Köpek balığı mı? Köpek balığı mı dedin sen? Evet. Emin misiniz? Sisteme, sonara baktınız mı? Evet. Belli ki yalan söylüyorlar. Bu zararı verecek büyüklükte köpek balığı yoktur. Tahminime göre bu adamları ilk gören biz değiliz. Muhtemelen biri onları vurup ölüme terk etmiş. Yüzbaşım. Nedir?
şurada. Nedir bu? Denizaltı mı? Evet, emin değilim efendim. Ama ben emin olmalıyım. Emredersiniz efendim. Lynch, orada bir şey görüyor musunuz? Söyleyin. Hayır efendim, bir şey yok. Tekrar kontrol ediyorum. Orada. Durun, yüzbaşım. Galiba bir şey görüyorum. Rusları vuran şey olabilir mi? Olabilir efendim ama bilmiyorum. Bütün monitörlerim kaplıyor. Aman tanrım. Lynch, ne oldu? Lynch, cevap ver. Orada mısın? Düzeltmeye çalışayım. Ne oldu Lynch? Duyuyor musun? Köpek balığı efendim. Dev bir köpek balığı. Lynch, iyi misiniz? Lanet olsun. Ne yapıp edip onları bulmanı istiyorum. Anladın mı? Emredersiniz. Uzak durun. Ne oldu? Bir şey çanı yakaladı efendim. Ne yapacağız kumanda? Sıkı tutunun. Herkes sıkı tutunsun. Halat gelmiyor efendim. Kabul etmiyorum Çenk. O şeyi yukarı çıkarmalıyım. Çıkmaya çalıştık ama karşı basınç çok fazla. Gemiyi ters yöne hızlandırsak. Başka gücümüz varsa olabilir ama ikinci gücü kaybettik. Halatı kesmek zorundayız. Bağlantı koptu. İtiş gücü devre dışı. Yerime geç. Köpek balığından kurtulmak için ne yaptınız? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Beni aptal mı sanıyorsun sen? Anlat hemen. Kabloyu keseceğiz. Hepsi orada ölecek yüzbaşım. Kesmezsek biz de öleceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Halatı kes. Efendim. Başka seçeneğimiz yok. Kes şunu. Ne oldu? Galiba halatımızı kestiler. Ne? Vali! Beni duyuyor musun? Vali! Mansfield, arkaya geç. Başlarında dur. Emredersiniz. O da neydi? Söyleyeyim. Köpek balığı bizi yut. Hayır, hayır, olamaz. Eğer bizi... Aman tanrım, öldük biz. Mulos, bana rapor ver. Güç kaybediyoruz. Oksijen %90 ama böyle devam etmeyecek. Gereksiz her şeyi kapat. Gücü korumamız gerek. Ne kadar dayanırız? Bilmiyorum. Belki yarım saat. Munoz, geri geleceğim. Süren doldu tatlım. Her şeyi bilmem gerek. Hemen. Efendim, artık sadece bir sinyal var. Sanırım çanı yuttu. Dalga geçiyorsun. Onlara ulaşabilir misin? İletişim kurmak zorundayız. Bir şeyler yap. Deniyorum efendim ama bir şey çıkacak gibi görünmüyor. En azından bir sinyal alamaz mıyız? Olumsuz efendim, o da bozuk. Bak, ne yapıp edip iletişimi sağlamanı istiyorum. Anlaşıldı mı?
Efendim, size ihtiyacımız var. Acil efendim. Bir yolunu bul. Dostların sana güveniyor. Gidelim. Emredersiniz. Sana bir soru sordum. Dergimizin sesinden... Yana. Derginiz mi? Sen dergi kullanan balina avcısı gördün mü Mesut? Hayır efendim. Evet ben de öyle. Kesin zırvayı. Doğruyu söylüyorum. Yüksek hızdaki dergimizi kullanıyorduk. Ve belli ki ses köpek balığını bize doğru... Hey. İndir hayır, şunu. Hayır hiç sanmıyorum. İndir. Daha fazla konuşmak yok. Anlaşıldı mı? Yukarı çıkıyoruz. Çıkamayız. Şimdi. Yukarı çıkamıyoruz. Size saldıran şeyin içinde sıkışıp kaldık. Hemen yardım etmezseniz hepimiz burada öleceğiz. Öyleyse ölmemiz gerekecek. Ve işe bu hainden başlayacağım. Silah al. Mansfield, bağla şunu. Emredersiniz. Kaldır ellerini. Siz de yerinize oturun. Ellerini arkana koy, tamam mı? Hadi. Köpek balığının midesinden nasıl çıkacağız? Sanırım esniyesi çalıştırabilirsek... ...mide iç duvarını sarsıp bizi kusmasını sağlayabiliriz. Sizce işe yarar mı? Bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Onun elektriği dışarıdaki şok çubuklarına iletmesi gerek. Hadi deneyelim. Köpek balığının yan tarafına çarpacağım. Düğmeye basmaya hazır ol. Emredersiniz. Başlıyoruz. Şimdi. Neydi o? Orası batarya rezervine gidiyor. İşe yaradı mı? Hayır, işe yaramadı. Pekala, çanda durum nedir? Bir numaralı sonarı hazırlıyorum efendim. Ve hazır. Alçalıyor efendim. Köpek balığı derine doğru iniyor. Basınca dayanamayabilir. Ama efendim eğer biz... Bak, gemiyi çalışır hale getirmeliyiz. Sonra ne yapacağız efendim? Sonra onu kurtaracağız. Onu kurtaracağız. Basınç değişimi hiç iyi değil. Daha derine iner. Biliyorum. Ben de hissediyorum. Ne kadar dayanırız? Değişen bir şey olmadı. Bizi kurtaramayacaksınız. Hepimiz burada öleceğiz. Amerikan donanmasının söyleyecek sözü varsa ölmeyiz. Üzgünüm ama Amerikan donanmasının kapasitesi konusunda sizin kadar iyimser... Donanmadan söz ederken sözlerine dikkat et. Seninle böyle konuşmasına izin mi vereceksin? Motorlar. Hala bozuk. Ama hatları düzenlersek belki bir şey yapabiliriz. Pompalar bataryayla çalışıyor ama yakında onu da bozarız. Kurtar. Başka çare yok. İletişim... Ne yazık ki o da bozuk efendim. Güç dalgalanması pek çok ekipmanı yaktı. Ama sonar hala çalışıyor. Ne yazık ki sadece bataryayla. Pekala. İhtiyacımız olacak. Çalışır vaziyette tutun. Her an nerede olduğunu bilmek istiyorum. Telgraf ne durumda? Emin değilim efendim. Yani düzenli olarak bakımdan geçti. O yüzden çalışabilir. Lynch'in çana telgraf sistemi koyduğunu nereden biliyoruz? Onu tanıyorum. Muhtemelen koymuştur. Pekala. Deneyelim. Elimizde bir tek bu var. Sen telgrafı çalıştır. Anlaşıldı. Gidebilirsiniz. Neden bana gerçeği anlatmıyorsun? Orada ne yapıyordunuz? Hepimiz burada öleceğiz. Ne önemi var? Komik bir şey mi söyledim Natasha? Siz Amerikalılar hepiniz aynısınız. Kendinizden başka kimseye saygınız yok. Siz Ruslar da leş gibi kok... Hey! Bak. Neden anlatıp kurtulmuyorsun? Köpek balığının gitmesi için ne yaptınız? Söyledim. Hiçbir şey. Dergi kullanıyorduk. Köpek balığı gelip denizaltını mahvetti. Peki dergiye ne oldu? O da mahvoldu. Kabloları çıktı. Yani haberleşme kablolarını deliyordunuz. Neyin peşindeydiniz mi? Göreviniz ne? Sana söyledim. Balina avcısıyız.
Köpek balığı araştırması yapıyoruz. Baksana Munoz, ben yalancıları sever miyim? Hayır, sevmezsiniz. Hayır, sevmem. Bir kez daha soracağım. Göreviniz neydi? Balina avcısıyız. Köpek balığı araştırması yapıyoruz. Çalışacak mı? Sinyal gönderiyorum ama cevap gelmiyor. Tamam, lütfen. Lynch hepimize güveniyor. Elinden geleni yap. Efendim? Evet. Amiral Büyük Güvertede sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Jameson'a çıkın. Onu bekletmek istemiyorum. Anlaşıldı. Dinle. Bitir bu işi. Anlaşıldı. Hadi, hadi, hadi. Dikkat! Beyler rahat. Yüzbaşı, onu kaybettiğini duydum. Lynch'i, askerini kaybetmek hiç kolay değildir. İyi bir askerdi. Bunun sorumlusu yok, sen doğru olanı yaptın. Beni affedin ama henüz kaybetmiş değiliz. Kusura bakma yüzbaşı ama bir köpek balığı tarafından yutulmuşlar. Şimdi kurtarmayı planladığını söylemeyeceksin, değil mi? Aynen öyle söyleyeceğim. Bu gemideki kadın ve erkekleri tehlikeye atmak niyetindeysen bunu büyük bir yetersizlik olarak görürüm. Efendim, burası hala benim gemim. Oradakiler hala hayattaysa izniniz olsun ya da olmasın onları kurtarmak için her şeyi yapacağım. Doğru. Bu senin gemin. Komuta sende ve iznime ihtiyacın yok. Evet efendim. Şöyle bir durum olmazsa ne olabilir? Ensign Burkett hangi durumda? Efendim? Hangi durum haricinde yetki onda olur? Gemiye mürettebatın canına ya da devlet sırrını korumaya yönelik büyük bir ihmalde bulunması haricinde. Eğer bu yolda devam edersen bana seni görevden alıp hücreye kapatmaktan başka seçenek bırakmazsın. Jameson, bu adamı hücreye götür. Efendim, orada hala hayatta olan insanlar var. Savaşsa hayatı yüzbaşı. Ve biz savaştayız. Bunu herkesten çok sizin anlamanızı beklerdim. Hadi Jameson, götür onu. Bir sorun mu var Jameson? Evet efendim, var. Neymiş? Kusura bakmazsanız emirleri sizden almıyorum efendim. Amiralsiniz ama bu gemide olduğunuz sürece yönetimi devralma yetkiniz yok. Kesinlikle var Jameson. Böyle düşünen sadece sizsiniz efendim. Burkett, bunların ikisini de hücreye götür. Derhal. Gerçekten böyle mi oynamak istiyorsunuz? Bir heves uğruna geleceğinizi riske mi atacaksınız? Ordu kariyeriniz daha başlamadan bitecek. Ne için? Muhtemelen ölmüş üç denizcinin hayatı için mi? Onlar da aynını yapardı. Jameson, amireli odasında rahat ettirin. Çek elini üstümden. Hadi gidelim. Hepiniz emre karşı geliyorsunuz. Bu güvertedeki herkes yaptığından dolayı askeri mahkemede yargılanabilir. Gerekli görüyorsanız yapın efendim. Buyurun efendim. Üzgünüm efendim. Yeterince oyalandık. Gidip subaylarımızı kurtaralım. Treadwell, kapısında nöbet tut. Emredersiniz. Bir şeyler geliyor. Efendim. Ya, mesajı aldılar. Pekala, öyleyse hayattalar. Tanrı'ya şükür. Şimdi bana bir fikir lazım. Efendim? Yani... Evet. Bir fikrim var. B-52
Pekala, şunu tekrar anlat bakalım. Genelde belli köpek balığı türlerinin 500 metre öteden kan kokusunu aldığı düşünülür. Evet. Uğraştığımız şeyin hiç de sıradan olmadığını söyleyebiliriz. Tamam, sadede gel. Demem o ki... Bu yaratık çok daha uzak bir mesafeden kan kokusunu alabilir. Cenk, sence bu şey ne olabilir? Bir megalodon efendim. Birkaç milyon yıldır görülmemiş tarih öncesi bir deniz canlısı. Yani bildiğimiz megalodon. Evet efendim. O şeyin efsane olduğunu sanıyordum. Hayır efendim, sadece nesli tükenmiş. Ya da biz öyle sanıyoruz efendim. Ne oldu? Bu taraftan. Cenk. Neden mutfağa geldik? Kumandan, ne oldu? Bir mesaj daha alıyorum. Ne diyorlar? Dayanın. Sizi kurtarmak için bir planımız var. Kanlı olacak. Cevap? Şunu gönder. Oksijen %60'da. Güç kritik seviyede. Basınç artıyor ama şimdilik dayanabiliriz. Teşekkür ederiz. Batarya rezervi. Ne durumda? Çok kalmadı. Umarım acele ederler. Belirleri tekrar kontrol edin. Pekala, neredeler? Söylemek zor efendim. Köpek balığı yatay olarak derine iniyor ama... Evet, peki ama ne? Bir terslik var efendim. Açıkla. Yani değişik bir yol izliyor. Garip bir hareket yapısı var. En yakın kara parçası neresi? Havai olabilir efendim. Kuzeydoğu yönünde, 1000 mil uzaklıkta. Tamam. Jameson. Efendim. Ekibini toplama vakti hazırda bulunsunlar. Köpek balığını gemiye çekeceğiz. Onu bekleyen şey hiç hoşuna gitmeyecek. Emredersiniz. Ağır silahları hazırlayayım mı? Aramızda uygun bir mesafe olmadığı sürece bir faydası olmaz. Muhtemelen ama bir zarar da gelmez. Doğru. Ağır silahları hazırlayalım. Yan silahları da kontrol edin. Oradan iyi bir görüş hattı yakalayalım. Emredersiniz. Burkett. Efendim? Adamların beklemede kalsın. Filikaları indirmeye hazır olun. O şey geldiğinde dalış canını çıkarmak için birkaç dakikamız olacak. Emredersiniz. Onları çıkaracağım. Yanına 3 adam seç. Emredersiniz efendim. Efendim, köpek balığını nasıl yenileceğinizi sorabilir miyim? İşte. Gemideki bütün et bu. Nah, yazık oldu. Evet. Gelecek 6 ay fasulyeli pilav var. Teşekkür ederim Morris. İşe yarayacağına emin misin? Pek değilim. Ama teorik olarak... Ne yani? Bu yem torbasını suya atıp köpek balığının oltaya gelmesini mi bekleyeceğiz? Öyle sayılır. Cenk, elektrik konusunu ne yapacağız? Şu an bağlanmak üzere efendim. Kısmen çandaki sistem baz alındı. Lynch, işe yaramayacağını söylemedi mi? Uyarayacak efendim. Geminin sağlam kalan son kısmını da yakmak istemiyorum. Burada Morris devreye giriyor efendim. Mutfağını gaz yerine tamamen doğru akım kullanacak şekilde yenilemişti. Yani kendi kendine yeten bir sistemimiz mi var? Ve gemi etkilenmiyor. Morris. Hı. Karaya çıkınca hatırlat, sana terfi vereyim. Emredersiniz. Ama mutfakta tüm gemidekiyle aynı miktarda enerji yok. Doğru efendim, ama her şey yakmadan önce bize en az 30 saniyelik akım verir. Sonra da yemeklerimizi açık ateşte pişiririz. Pekala. Bakalım neler olacak. Çalıştır. İyi iş çıkardınız. Cenk, ne olursa olsun ben söyleyene kadar o şalteri kaldırmayacaksın. Anladın mı beni? Evet efendim. Mürettebatın güvenliğinden emin ol. Pekala, şu şeyi suya indirelim. Gidebilirsiniz. Yaklaşıyor efendim. Oltaya gelmiş gibi görünüyor. Cenk, hazır mısın? Hazırım efendim. Emrinizi bekliyorum. Jameson. Hazırım efendim.
Hadi şu pisliği kızartalım. Roger, mesajı Lynch'e ilettirmem. İlettim efendim, evet. Güzel. Herkes hazır olsun. Başlıyoruz. Bir mesaj daha alıyorum. Ne diyor? İlerlemeye hazır olun. Çıkışı görünce anlarsınız. Anlaşıldı. Teşekkür ederim Monos. Mansfield, orada sıkı tutunun. Zorlu olabilir. Ne yapacağız? Dışarı mı çıkacağız? Tam olarak öyle yapacağız. Tam altımızdalar efendim. Oradalar. İşte bu. Ne varsa gönder bunu. Ne varsa gönder. Hadi, hadi. Hadi. Devam et bunu. İki ayrı sinyal gelmedi mi? Daha değil efendim ama 3 saniye içinde. 3, 2... Efendim, onları sonarda görebiliyorum. Tekrar onaylı asker. Emredersiniz, iki farklı sinyal alıyorum. İşte. Tekrar hoş geldiniz kumandan. Anlaşılan bunu da atlattınız. Ben de seni gördüğüme sevindim. Bizim için mi? Evet efendim. Kurtardık. Efendim, onları kurtardık. Tebrik ederim askerler. Ama bu iş daha bitmedi. Cenk, herkes gemiye çıkar çıkmaz o şeyi kızartmanı istiyorum. Anladın mı beni? Emredersiniz. Burkett. Buraya kadar millet. Ne olursa olsun denizcileri yuvaya döndürelim. Hurra! Denize düşen var. Suda iki kişi var. Halatı tutun. Çıkıyor. James'ın çıktılar mı? Daha değil efendim. Cenk, hazır mısın? Hazırım. Emrimi bekle. Hepsi çıktı, hepsi çıktı. Çalıştır. Kabloyu kes.
Teşekkürler. İvanoviç'in özel bir oda. İvanov diye okunur. Ve sana göre yüzbaşı İvanov. Pekala yüzbaşı. Birbirimizi çok iyi tanıyacağız. Parti bitti yoldaşlar. Efendim, bence Popov'u sorgulamalıyız. Önce İvanov'u sorgulayayım. Ama efendim, görevlileri hakkında bilgisi var. Aşağıda yaptıklarını bize söyleyebilir. Ve korkmuş durumda. Sanırım onu konuşturabilirim. Seni duyabiliyorum. Dilinizi biliyorum, unuttun mu? Haksız mıyım? Pekala, Popov'u sorgulayacağız ama önce İvanov'u alayım. Peki efendim. Jameson, bunları içeri al. Adam aşağı getir. Hemen geliyorum. Lynch, benimle gel. Nerede kalmıştık? Çan gemiye çıkarıldı efendim. Görebiliyorum. Başka? Tuzak, mutfaktaki enerjinin çoğunu boşalttı. Yine de iletişimi tekrar devreye sokabildim. Tamam, güzel. Bağlantı kurabildin mi? Evet efendim. Ama yakın bir zamanda yardım gelecek gibi görünmüyor. Elbette gelmeyecek. Köpek balığının durumu nasıl? Şey efendim, oltaya gelmiş gibi görünüyor. Sonar tertemiz. Cenk, eğer o şey geri gelecek olursa bir çözüm bulup plan yapmanı istiyorum, tamam mı? Emredersiniz. Genç, kaptan köşkünü korumanı istiyorum. Jameson ve ben İvanov'u sorgulayacağız. Anlaşıldı mı? Efendim, ben... Kumandan, neredeyse ölüyordun. Derin bir nefes alıp hayatta olduğuna dair şükretmeni istiyorum. Anlaşıldı mı? Git temizlen ve kaptan köşkünü koru. Emredersiniz. Ben hemen dönerim. Gidebilirsin. Odayı boşalt. Emredersiniz. Dışarı beyler. Pekala. Kumandan Lynch aşağıdaki görevinizin çok gizli bir araştırma olduğunu söyledi. Çok gizli mi? Hayır yüzbaşı, ben bir bilim adamıyım. Biz sır tutmayız. Ben de öyle duydum. Sana şunu sorayım. Rusya'nın en iyi denizaltı subaylarından biri neden bunu bir kenara atıp bilim insanı olsun ki? Hadi Vektör. Bildiğimi bilmen gerekirdi. Nereden bileyim ki? Normalde çok aptalsınız. Beni yakaladın yüzbaşı. Aslında düşündüğün kadar aptal değiliz. Rusça mı biliyorsun? Şimdi şaşırdın mı? Sana son kez soruyorum çünkü sabrım taşmak üzere. Orada ne yapıyordunuz? Haberleşme hattına sızmaya mı çalışıyordunuz? Balinaları inceliyorduk yüzbaşı. Müttefik kuvvetlere saldırmaya çalıştığınızı öğrenecek olursak bunun çok ciddi neticeleri olacaktır. Öyle mi düşünüyorsun? Başkanınız parmağını oynatır mı sanıyorsun? Başkumandanınızın zekasını fazla abartıyorsunuz yüzbaşı. Siz Ruslar neden hep böyle kibirlisiniz? Siz Amerikalılar neden hep böyle bencilsiniz? Biliyor musun yüzbaşı Stripper? Benim ülkemde... Ülkende değiliz. Benim gemimdeyiz. Yani Jameson'a şu an seni vurma emrini versem hiç tereddüt etmez. Ne düşündüğümü söyleyeyim. Güney Pasifik haberleşme hattına sızmaya çalıştığınızı ve orada delik açarken cehennemin dibinden gelen bir canavarı uyandırdığınızı düşünüyorum. Açıkçası sorun şu ki yakalandınız. Bu sizi sadece Birleşik Devletler'in değil insanlığın da düşmanı yapar. Kremlin'in bundan hiç memnun olacağını sanmıyorum. Çok kötü bir tanıtım olur. O yüzden sana son kez soruyorum. Orada ne yapıyordunuz? Balinaları severim. Ayağa kalk. Yürü. Victor, ne biliyorlar? Yana, ne biliyorlar? Beni, yoksa ben kapatacağım. Yüzbaşının rahat ettiğinden eminim. Emredersiniz. Bayan Popov, oturun. Sanırım yeterince vurgulayamadım. Bana karşı dürüst olmalısın.
Kumandan Lynch, komutanının vermek istemediği bilgileri paylaşmaya hazır olduğun konusunda beni bilgilendirdi. Anlıyorum. Orada ne yapıyordunuz? Bunu size söyleyemem yüzbaşı. Bayan Popov, sizi kurtarmak için mürettebatımın hayatını riske attım. Bir canavarla karşılaşmak da cabası. En azından bana karşı dürüst olabilirsiniz. Sorduğunuz şey, neden orada olduğumuzsa, zaten biliyorsunuz. Haberleşme hattı. Bunun ülkenize yönelik yol açacağı uluslararası protestoların farkında mısınız? Bu benim kararım değil, yüzbaşı. Uzmanlığım bilim olsa bile, öncelikle Rus ordusunda bir askerim. Bu bir mazeret Hayır, değil, bu... Hayır, değil. Ama başka seçeneğim var mıydı? Hayır diyebilir miyim? Sen başkasına hayır diyebilir misin? Sanırım diyemem. Ne bilmek istiyorsun yüzbaşı? Burada ölmeyi istemiyorum. Haberleşme hattında neyi araştırıyordunuz? Düşmanınızın sahip olduğu en tehlikeli şey, yüzbaşı, sırlarıdır. Sırların peşindeydik. Efendim, bir dakikanızı alabilir miyim? Elbette. Affedersin. O köpek balığı hala dışarıda. Burada ölmek istemiyorum yüzbaşı. O köpek balığı özgürlüğünüz kadar ölü. Daha çok yolumuz var. Rahatınıza bakın. Sizinle hala düşmanız, yüzbaşı. Pasifik Okyanusu'nun ortası, Hawaii açıkları. Burası iyi. Tanrım, hayat burada dostum. Şerefe. Önemli olsa iyi olur. Yapacak bir sürü işimiz var. Efendim, sanırım Megalodon dönerse yapacağımız şeyi buldum. Nedir o? Bir çeşit ateşleyici mi? Köpek balığının çana çekildiğini biliyoruz. Teorik olarak içini patlayıcıyla doldurursak, köpek balığını çekmek için kullanıp onu patlatabiliriz. 2 milyar dolarlık su altı prototipini alıp onu bir bombaya dönüştürdüğünü mü söylüyorsun yani? Bulabildiğim her parçayı kullandım efendim. Muhtemelen birkaç yüz metre mesafeden patlatabilirim. Neyse ki 3 metre değil. 3 kötü olurdu. Tamam. Tamam mı? En iyi seçenek buysa budur. Kötü plan da bir plandır. Evet efendim. Benzinle doldurarak başlayacağım. Şu pisliği içeri tık. Emredersiniz. Elbette yüzbaşım. Teşekkürler. Bir şey var mı? Lanet olsun. Hadi. Ah!
Gerçekten mi? Dikkat kumandan. Rahat. Bir şey öğrendiniz mi? Ivanov konuşmak istemedi ama Popov haberleşme hattını kabul etti. Düşmanın sırları için oradalarmış. Köpek balığından bahsetti mi? Sadece burada ölmek istemediğini söyledi. Haberleşme hattını mı deliyorlarmış? Evet. Pentagon buna bayılacak. Bu onların sorunu. Gemi ne durumda? Hala bir hareket yok. Ama Munoz üstünde çalışıyor. Efendim? Nedir o? Geri döndü. Döndü de ne demek? Geminin etrafında dolanıyor. Evet ama uzaklaşıyor. Peki nereye gidiyor? Valer, sinyali ilk olarak nerede aldık? Pekala, denizaltını bu civarda bulduk. Başlangıç noktası ve akıntıya göre sürüklenişimizi baz alırsak... Bu bizi buraya getirir. Doğru efendim, evet. Pekala. Yani köpek balığı 45 derece açıyla kuzeydoğuya gidiyor. Olamaz. Cenk'le birlikte dalış çanını hazırlamanızı istiyorum. Tamam. Üzgün olduğunu biliyorum ama Gürmüş'e göre işe yarar tek yol bu. O çanı iyi biliyorsun ve yardımına ihtiyacım var. Peki efendim. Makine dairesine inip motorların çalıştığından emin ol. Emredersiniz. İyi misin? Denemeye hazır mısın? Al bakalım. Hazır mısın? Lanet olsun! Bu da ne? Aman Tanrım. Bu ses ne? Efendim, bu daha önce de gelmişti. Evet ama nereden geliyor? Bir saniye. Sanırım... gemiden geliyor efendim. Efendim. Ne oldu? Geri döndü. Ne geri döndü? Köpek balığı. Köpek balığı mı? Ne demek geri yani, döndü? Yani gitmemiş. Sonardan çıktı sanıyordum. Birkaç dakika önce böyle söyledim. Biliyorum. Pekala. Derhal telefonla ordudaki tüm birimlere ulaş. Saldırı altındayız. Hemen söyle. Anlaşıldı. Komuta. Burası USS Shaw. Acil destek lazım. Başlıyoruz beyler. İlerleyin. Koşun. Koşun. Şuraya şuraya. Gözünüzü dört açın. İlerle. İlerle. Koş ilerle. Aşağıya. Gözünüzü dört açın. İskele tarafı 200 metre ötede. İşte ateş. Hareket. Ağır silah, ağır silah. Anlaşıldı. Koş, koş. Al bakalım seni pislik. İleri!
bastığınız yere dikkat edin. Evet. Peki. Bu taraftan başlayabiliriz. Tamam. Ateş kes! Ateş kes! İşe yaramıyor. Ruslar kaçmış efendim. Tamam, yürü. Jameson, hücreye gel. Merhaba kumandan. Seni gördüğüme sevindim. Ne yaptınız? Kendin bak. Sizi aptallar. Çabuk yargılıyorsun. Sen aptal diyorsun, ben zeki. İbret olsun diye bizi ülkenize götürmenize izin veremem. Elbette. Az önce hepimizin ölümünü garantilemiş oldun. Yüzbaşım. Diğerinin elinde ateşleyici var. Sen onu gemiden at. Hemen. Hayır. Hemen at, yoksa ikinizi de öldürürüm. Yap şunu. Aferin. Ne yazık ki birbirimizi daha iyi tanıyamadık kumandan. Aşağıda birlikte geçirdiğimiz zamandan keyif aldım ama şimdi yolculuk vakti geldi. Hepinizi dev balıkla baş başa bırakıyoruz. Hiçbir yere gitmiyorsun Kızılekim. Teğmen. Efendim? Yüzbaşı bir deyinceye kadar silahını bırakmazsa onu vur lütfen. Emredersiniz. Beni koruyun. Yüzbaşı, beni koruyun. Güverteyi koruyun. Burkett, kaptan köşkünü koru. Emredersiniz. Olamaz. Anlıyorum efendim. Sağ olun efendim. Pentagon'la konuştum. Bulaşmak istemiyorlar. Ne? Neyle uğraştığımızı biliyorlar mı? Biliyorlar. Hiçbiri hoşumuza gitmeyecek çözümler arıyor. Benim de hoşumuza gitmeyecek bir haberim var. Nedir o? Ivanov silahlı. Çanı açığa bırakıp ateşleyiciyi gemiden attırdı.
Jameson ve adamları şu anda peşindeler. Başka bir şey? 90 saniye önce köpek balığı çanı yuttu efendim. Ateşleyici için yapacak bir şey var mı? Teoride imkansız. Daha fazla parça bulursam sanırım bunu... Sanır mısın? Üzgünüm efendim. Yani yaparım. Güzel. Halledeceğim. Herkes sana güveniyor. Yapabilir mi? Bilmiyorum efendim. Efendim, izninizle kaptan köşkünü kilitlemeliyim. İzin verildi. Nerede o? Kim? Güle güle aptal Amerikalı. Jameson, bana rapor ver. Jameson! Efendim, Jameson vuruldu. Ruslar yapmış ve gemiden ayrılmış olabilirler. Burkett, aşağı inip neler olduğuna bakmanı istiyorum. Emredersiniz. Ne yapıyoruz efendim? Çenk üzerinden çözeceğiz. Efendim? İşe yarayacak mı? Sanırım... Evet efendim, kesinlikle. Yalnız bir sorun var. Nedir o? Kısa bir menzili olacak. Ne kadar kısa? 6 metre efendim. 6 metre mi? 6 metre mi dedin? Evet. Neyse ki 3 metre değil. Hayır, üzgünüm ama yeterince iyi değil. Kumandan. Kimseyi aşağı göndermeyeceğim. Kumandan! Bizi 1 dakika yalnız bırakın lütfen. Teşekkür ederim. Kumandan. Üzgünüm efendim ama birini daha kaybetmek istemiyorum. Basit bir görev olmalıydı. Bana bak. Bana bak. Bir gün harika bir yüzbaşı olacaksın. Teşekkür ederim ama ben... Ne yazık ki senin için o gün geldi. Acil Hayır. tahliye emriyle birlikte Hayır. herkesi Hayır. senin komutana veriyorum. Bu intihar görevi. O köpek balığı gemiyi batıracak. Herkesi filikalara almalısın. Köpek balığını ben hallederim. Birinin amirali bulması Bunu gerek. Bunu yapmak zorunda değilsin. Zorundayım. Kaptan gemisiyle batar. Bir gün bunu anlayacaksın. Şimdi sana bir emir verip uygulamanı bekliyorum. Lynch, büyüdüğünü görmek ordu kariyerimin en büyük başarılarından biriydi, inan bana. Teşekkür ederim efendim. Çıkabilirsin. Pekala, beni dinleyin. Çünkü bir kez söyleyeceğim. Daha iyi günler gördük. Bugün bazı kardeşlerimizi kaybettik. Ama birkaçını da kurtardık. Kendimizi muhtemel bir uluslararası... Krizin ortasında bulduk.
Milyonlarca yıl önce nesli tükendiği düşünülen bir canavarla cabası oldu. Bu şey bizi öldürmek istiyor. Ama izin vermeyeceğiz. Because we are the United States Navy. We never quit. And we will never surrender. Not today, not tomorrow, not ever. We survive. Look. Bu sularda daha önce böyle bir şey hiç görmedik. Acil bir tahliye emri verdim. Ve sizleri her birinizin güvenle evine dönmesini sağlayacak olan Kumandan Leach'in komutasına verdim. This thing wants to take us down. Fine. Let it. Because we are going to blow this thing apart. Because we are part of the greatest military in the history of the world. The United States military. Hooyah! Her birinizle birlikte görev yapmak bir onurdu. Ve her biriniz özgürlük bayrağının yıldız ve çizgilerini temsil ediyorsunuz. Zor zamanlarda hepinizin temel ilkelerimizi, temel değerlerimizi düşünmenizi istiyorum. Onur, cesaret ve bağlılık. Çünkü Birleşik Devletler Ordusu öyle yapar. Mutlu yolculuklar bayanlar ve baylar. Dağılabilirsiniz. Redwell, sen de Filika'ya bin ve bu gemiyi terk et. Şunu alayım. Kendine dikkat et, tamam mı? Emredersiniz. Rahat. Herkes hazır efendim. Güzel. Makine dairesini hazırladık efendim. Ve şunu söylemeliyim ki... Biliyorum. Git. Filika'ya git asker. Bu bir emirdir. Emredersiniz.
gidiyorsun yüzbaşı? Hadi yüzbaşı, bu işi uzatmayalım. İvanov, o motoru çalıştırmak zorundayım. Görevimin ne olduğunu unutma yüzbaşı. Senin görevin yok İvanov. Merhaba kumandan. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Dışarı çık! Seni pislik herif! Dürüst olacağım efendim. Bu film kahramanı tarzında bir şey. Evet, kesinlikle öyleydi. Stryper, o filikaya binmelisin. Hayır, kaptan gemisiyle batar. Biliyorsun, bana bunu sen öğrettin. Evet, öğrettim ama şimdi unutma vakti. Aslında baylar, bu benim gemim. Lanet olsun Lynch, burada ne arıyorsun? Buna vakit yok. İkinizi yukarı alayım. Hayır, asla olmaz.
İşim bitti buraya kadar. Hayatta kalamam. Lynch, amirali Filika'ya götür. Hemen. Filika'ya binin. Gidin buradan. Kendinizi kurtarın. Dışarıdaki denizcilerin ikinize de ihtiyacı var. Ben bu hayatta zafer kazanmak için son şansımı kullanacağım. Görevden azledildin, o kadar. Aslında komutayı bana vermişti efendim. Öyleyse ikinizin de yolu açık olsun. Gemiden inin. Emredersiniz. Hadi bakalım. Efendim. Efendim, bu şeyin çalışması için en azından 6 metre yakınında olmanız gerekecek. Ses için şateri boşaltın ki gemi köpek balığının ilgisini çeksin. Kesinlikle çekecek. Sesine bakılırsa 6 metre sorun olmaz. Efendim, müsaadenizle. Kariyerimdeki her şeyi size borçluyum. Hizmetinizde bulunmak bir şeref efendim. İyi bir subaydın. Şimdi kaybol buradan. Her şey için teşekkür ederim. Bir şey değil. Koca adam. Biliyor musun? Karım sigarayı bırakmamı söyleyip duruyordu. Sanırım bundan daha iyi bir zaman olamaz. Ne dersin? Güle güle. Teşekkür ederim amiral.